Sayın Tunç Soyer, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen genel başkanla gidilmesi gerektiğini düşünüyorum diyor seçimi. Çünkü 2019'da bir strateji izledi diyor Sayın Kılıçdaroğlu. O strateji önemliydi. Doğru olduğunu da diyor aslında hayat gösterdi diyor. Sayın Özgür Özel'in de açıklamaları var. Özgür Özel de şöyle bir şey diyor. Yani duygusal bir kopuştan bahsediyor aslında. Ve bu duygusal kopuşu herkes yaşadı diyor. 20'li yaşlardaki gençler de yaşadı diyor. Ve diyor mağlubiyete isimler takmaya başladık diyor. Ben de yaşadım diyor. Ben zira Sayın Kılıçdaroğlu'na istifa etmesinin gerektiğini söyledim. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'na bir taraftan da diyor kendisine çok kıymet veren isimler de istifa etmesi gerektiğini söyledi diyor. Sayın İmamoğlu'nun da bir açıklaması var. Sayın İmamoğlu da açıklamalarında şöyle diyor, yani değişim tartışması da aslında Sayın İmamoğlu değişim tartışmasını başlatmasaydı yine de aday olurdum diyor Sayın Özgür Özel. Sayın İmamoğlu'nun da açıklamaları var. Özellikle bu seçimde de çok net bir şekilde göstereceğiz demeye getiriyor aslında. Demokrasinin ne olduğunu göstereceğiz demeye getiriyor. Herkes kendince iddialı açıklamaları var. Sayın Cumhurbaşkanı'na da soru soruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Özgür Özel'in genel başkanlık adaylığı soruldu. Beni bu olaya, sürece katmayın diyor. Kendi işime bakıyorum diyor. O mu kazanır, bu mu kazanır? O işlerle uğraşmam diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Vaktimiz yettiğince tabii Cumhur İttifakı'nda bir taraftan konuşmaya çalışacağız. Henüz orada çok fazla isim üzerinde durulmuyor. Orada bir strateji belirleniyor. Ama ben Sayın Tunç Soyer'in açıklamalarını açıkça söylemek gerekirse merak ediyorum nereye oturduğunu. Yani ben seçime genel başkanla gidilmesi gerektiğini düşünüyorum diyor Sayın Tunç Soyer. Ve İzmir meselesi de birazcık aslında tartışıldı. Çünkü İyi Parti'nin de İzmir adayını net bir şekilde çıkarmasıyla orada da böyle bir isim konusunda da Sayın Özlale de İzmir'in bildiği o dokuyu da bilen biri. Tabii ki İyi Parti'yi de konuşacağız. İttifak senaryolarını konuşacağız. İzmir tartışmasını konuşacağız. Emekliye zam, özellikle ekonomi başlığı da emekli üzerinden açacağız. Çünkü çok sıcak açıklamalar oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da açıklamalar yaptı. Emekli 2024'e kadar bekler mi, ne kadar dayanır aslında biraz da o. Ama önce kongrelerle başlayalım. Kurultayda ne olur mesela? Öyle başlayalım. Murat Bey, ben sizinle başlamak istiyorum. Ankara'dasınız çünkü. Ne olur kurultayda? Yani bu tartışmalar hangi minvalde gidiyor gerçekten? Bir diğer taraftan da 2028 için aslında hem Sayın Özgür Özel hem Sayın İmamoğlu formülü yükleniyor algı olarak da. Ne dersiniz? Şöyle, tabii önümüzdeki olağan kurultayda delegelerimizin ne şekilde oy vereceğini ve ipi hangi adayın göğüsleyeceğini şimdiden öngörmenin çok güç olduğunu düşünüyorum. Çünkü henüz daha il kongreleri büyük oranda yapılmadı. Bireyin sesini artırabilirsek stüdyoda rica etsem. Buyurun lütfen, evet. Siz devam edin. Evet. İl kongreleri henüz büyük ölçüde yapılmamış durumda. Dolayısıyla delegasyonlar oluşmadı. Şimdi daha oluşmamış delegeler ve isimler söz konusu iken bu delegelerin büyük çoğunluğunun veya en azından ekseriyetinin hangi genel başkan adayı üzerinde yoğunlaşacağını, tercihinin orada belirginleşeceğini bugünden öngörmek doğrusu çok da kolay değil. Hı. Ama yine de Sayın Genel Başkanımızın genel başkan olmak sıfatıyla ve özellikle de bugüne kadar verdiği emek dolayısıyla favori isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde Özgür Özel de güçlü bir isim. Partide iki numara diyebileceğimiz çok etkili görevlerde bulunmuş ve kamuoyunda belirli oranlarda ilgi çekmeyi başarmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla ben yarışın bu ikisi arasında geçeceğini biliyorum. Ama bugünden şu alır, bu alır demenin çok doğru olacağı kanaatinde değilim. Aslına bakarsanız ben Sayın İzmir bir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in değerlendirmesi üzerinden gideyim. Olur. Seçime kadar genel başkan yaklaşımını doğrusu isabetli bulmuyorum ben. Hı hı. Çünkü eğer genel başkanımız başarılı ise, evet, eğer genel başkanımız başarılı ise ve bizi önümüzdeki 2024 yerel seçimlerinde de başarıya koşturacak ise ve biz bunu eğer elde edebiliyorsak seçimden sonra niye devam etmesin ki? Dolayısıyla eğer birisi, bir kişi genel başkanımızın arkasında ise şunu da söylemesi gerekir. Evet, biz
Şimdiye kadar liderlik tarzını biliyoruz, siyaset yapma biçimini biliyoruz, çalışkanlığını biliyoruz. Birçok Sayın Genel Başkanımızın niteliği var. Bana göre çoğu da tartışma konusu olamayacak kadar hepimizin malumu. Dolayısıyla biz bu yöntemle aynı şekilde 2024'te başarılı oluruz. Ve sonrasında da Genel Başkanımız devam eder demesi gerekir. Ama bunu söyleyemeyip de sadece yerel seçime kadar, yani günü kurtaralım. Şimdi sırası değil bir genel başkan seçiminin veya böyle bir yarışmalı bir kurultayın sırası değil demeyi, doğrusu ben biraz topu çevirmek, hatta tacı atmak gibi değerlendiriyorum. Siz de işaret ettiniz. Biz şu iddiadayız. Özellikle son seçimlerden sonra bizim seçmenimizde, parti tabanımızda derin, yoğun bir duygusal kopuş yaşanıyor. Sayın bunu Özgür Özel'in dediği gün... galiba. Evet, biz bunu her gün, her yerde, herkesle görüşmemizde biz bunu görüyoruz, biliyoruz, bizzat yaşıyoruz. Kimse bunun dışında değil. Ve parti içerisindeki, başta Sayın Özel olmak üzere birçok siyasi aktör bu durumda kendini görevli sayıyor ve bu durumda bir yenilik yapmak, bir değişim yapmak, bir farklı bir şey yapmak ve şimdiye kadar yapılanın dışında bir şey yaparak 2024 yerel seçimlerini feda etmemek, o seçimleri almak üzere bir mücadeleye giriyoruz. Tabii burada herkes değişimden yana, Sayın Genel Başkanımız bunu yenilenmeden, yenilenme olarak tanımlıyor. Bu da doğru. Ama bugüne kadar çok yapıldı. Yani MYK değişiklikleri, tüzük değişiklikleri, işte kurultaylar, delegasyonun değişimi, il başkanlıklarının değişimi, örgütlerde yenilenme, bunlar yapıldı. Ama bunların bizim bildiğimiz ve çeşitli yönleriyle eleştirdiğimiz, altını çizerek söylüyorum, çeşitli yönleriyle tamamen arkasında durduğumuz, takdir ettiğimiz, içinde olduğumuz, katkı verdiğimiz, olumladığımız ve bundan sonra da sürmesi gerektiğine inandığımız politikaların yanında aynı zamanda olumlamadığımız, doğru bulmadığımız, eleştirdiğimiz yönlerin değişmesine dönük, değişeceğine dönük bir işaret görmüyoruz. Dolayısıyla bizler özellikle bir öz eleştiri mekanizmasını cesaretle, açıklıkla yapmak ve bunun üzerinden yepyeni bir siyaset inşa etmek, siyaset yapma tarzı inşa etmek ve bunu da elbette ki bir genel başkan değişimi ile de bütünleştirmek zorunda olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla tepeden tırnağa bir değişim öneriyoruz. Örgütsel modelimizde, siyaset yapma biçimimizde, tüzüğümüzde, programımızda ama bunların hiçbirini dışlamadan, her birini bir bütün olarak ele alıp, bir bütünün parçası olarak ele alıp böyle bir mücadelenin ancak 2024 seçimlerini ve sonraki seçimleri kurtarabileceğini görüyoruz. Biz bunu yapmaz isek, biz hiçbir şey olmamış gibi yapar isek veya biz değişimden anlayışımızı, genel başkan kalsın, aynı siyaset yapma biçimi kalsın, aynı anlayış devam etsin ama MYK'sı değişsin, parti meclisi değişsin, il başkanları değişsin. Biz bu şekilde başarılı oluruz demek doğrusu bence bugünün gerçekliğinden kopmak demektir. Dolayısıyla da burada özellikle her yönüyle bir değişimden yana olmakta. Ne ve demek mesela? Ülkemizin... Yani her yönüyle bir değişimden, evet, kastınız nedir? Tam bunu anlatacaktım. Ülke seçmenimizin önüne yepyeni bir siyaset modeli koymak zorundayız. Bakın, çeşitli eleştirilerimiz var. Bugünkü siyaset yapma biçimiyle ilgili eleştirilerimiz var. Bunların başında parti kurumlarının yeteri kadar işletilmemesi, alınan kararların kurullardan tartışılarak oluşturulmaması, özellikle bizim kayıt dışı siyaset diye tanımladığımız danışmanlar üzerinden üretilen kararlar sonucunda partinin yol almaya çalışmasını biz doğru bulmuyoruz. Ve özellikle de bundan sonra bu şekilde yürünmeyeceğine, parti kurumlarının, kurullarının, parti meclisinin, MYK'nın olması gerektiği gibi çalışacağına, şeffaf bir yönetim olacağına, hesap verebilir bir yönetim olacağına ve alınan kararların bir sorumlusunun olacağına veya bir kurulun sorumlu olacağına ve bu kurulun hesap vereceğine dönük bir söz veriyoruz. Şimdi bu yapılmadan yol yürümenin olanaklı olduğu kanaatinde değiliz. Bilmiyorum, çok da uzatabilirim. Mesela bizim
siyasetsizleştirme dediğimiz bir sorunla baş baş olduğumuzu düşünüyorum ben. Özellikle ülkede böylesine gelir dağılımı bozulmuşken, böylesine iş cinayetleri varken, böylesine insanlar kendini düşük ücretler altında eziliyorken, işsizlik böylesine artmışken, kadın cinayetleri ortadayken, gençlerin hakları gasp edilirken, ülkede düşünme, örgütlenme, gösteri yapma özgürlüğünden başlayan her türlü hakkın ihlal edildiği, yoğun bir şekilde ihlal edildiği bir dönem yaşanıyorken daha soldan bir siyaset kurmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani sırasında ülkücülerle ülkücü olan, siyasal İslamcılarla İslamcı olan bir anlayış yerine kendisi gibi olan ama kendisine benzemeyen siyasilerle sağlıklı zeminlerde sağlıklı anlaşmalarla açık bir biçimde işbirliği yapan bir siyaset anlayışı öneriyoruz. Ve kendini özellikle emekten yana tarifleyen, sağ sol bitti, onlar 18. yüzyılın kavramlarıdır demeyen bir anlayış öneriyoruz. Mesela Mustafa Kemal'in devrimlerine ve ilkelerine sonuna kadar sahip çıkan bir Cumhuriyet Halk Partisi öneriyoruz. Özellikle başta laiklik olmak üzere devletçiliğin, halkçılığın, devrimciliğin nispeten geri plana atıldığı bir pratik tutumu da, söylemi de kabul etmiyoruz. Yani bunu çok genişletebiliriz. Mesela parti içi demokrasi öneriyoruz. Parti içerisinde özellikle üyelerin, yani partinin gerçek sahiplerinin en üst yönetime sesini duyurabileceği, sözünü duyurabileceği bir mekanizma öneriyoruz. Mesela belediye başkanları, milletvekilleri başta olmak üzere seçilenlerin ön seçimle seçilmesini öneriyoruz. Ve bunlar olmadan, bu öz eleştiriler yapılmadan, yanlışlar ortaya konmadan ve hiçbir şey yokmuş gibi sadece belirli değişikliklerle yol yürürüz anlayışının bizi yerel seçimlerde de başarıya götürmeyeceğini maalesef görüyoruz ve bu nedenle de bir yola çıkıyoruz. Peki, şimdi siz var olan bu eleştirileriniz çok sıcak, çok taze. Hafızalarda seçimle ve seçim sonrası tartışmalarla ilgili çok taze. Bir sorum var, o da şu: var olan bu eleştirilerinizi Millet İttifakı'nın bütününü düşündüğünüzde ve Kılıçdaroğlu'nun tavrını, siyaset yapma biçimini düşündüğünüzde, Millet İttifakı kazansaydı bu eleştirilerinizi yine dile getirir miydiniz? Şöyle, muhtemelen getirmezdik. Bakınız, hepsini bir kısmını getirmeyebilirdik, bir kısmını yine getirebilirdik ama Millet İttifakı'nın kazanmış olması demek, bu siyaset yapma biçiminin, bu yaklaşımın başarı kazanması anlamına gelirdi. Ve doğrusu biz de bundan çok mutlu olurduk. Ve başarılı olmuş bir mekanizmayı da eleştirmeye çok da gerek olmayabilirdi. Veya en azından her yönüyle eleştirmezdik. Biliyorsunuz başarı en büyük tutkaldır. Yani başarı olsaydı elbette ki ayrışma, elbette ki tartışma bu tonda olmazdı. Ama başarısızlığın da aynı şekilde tartışılması, başarısızlıktaki sorumluluğun sahipleri tarafından üstlenilmesi ve gereğinin yapılması elbette ki beklenir. Çünkü sizin sorunuz gibi, yani eğer başarı olsaydı, bu başarının sahibi kim olacak idiyse, başarısızlık olduğu zaman da en çok o olmak üzere tabii hepimizin de sorumluluğunu kabul etmemiz gerekir. Yani şunun altını çizmek isterim. Ben de bir milletvekili olarak bu seçim başarısızlığındaki sorumluluğumu elbette kabul ediyorum. Elbette ben bunun dışında kendimi tutamam. Ama herkes sorumlu ama bir kişi sorumlu değil yaklaşımını da doğrusu tasdik etmek mümkün değil. Peki, çok teşekkür ederim.